Hizmetin bir eğitim, aydınlanma, sahip çıkma hareketi ve Hoca Efendi'nin ise derin ilim irfan sahibi, hak dostu olduğu ön kabulü ile yoğun bir şekilde devlet kadrolarında yer alan bir hareketin günün birinde bir yönüyle de olsa siyasi bir hareket haline gelmemesi söz konusu olabilir mi? Bir hizmet hareketi uzmanı olarak hizmet hareketinin yazılı kaynaklarında bu tür bir sürecin nasıl yürüyeceği ve hizmet mensuplarının bu süreçteki sorumluluklarına dair açıklayıcı metinlere rastlayabilir mi? İzah edebilir misiniz? Yani kısa cevabı, öyle bir kaynağa rastlamadım açık bir şekilde, böyle yani cemaatin nasıl siyasallaşacağına dair bir şey görmedim. Yani siyasallaşmadan daha ziyade cemaatin yeniden tanımlanmasına dair yeni bir literatür ortaya çıkıyor. Çağlayan'daki başyazılarda böyle bir çabası var Fethullah Gülen'in. Yani onu da henüz nereye gittiğini kestirebilmiş değilim ama bundan sonraki hizmet hareketi bundan önceki hizmet hareketi gibi olmayacağı biraz kesin. Yani en azından Fethullah Gülen'in tasavvurundaki şey öyle değil, öyle diyeyim. Başka bir safhaya geçirmeye çalışıyor benim anladığım kadarıyla. Ama bu insan malzemesiyle bu mümkün mü? Onu da zaman gösterecek. Yani biraz muğlak bırakıyorum, kusura bakmayın. Yani çok teorik bir yaklaşımım var buna. Böyle iyice kafamda oturmadan da yani size boca etmek istemem ama yani tabii ki cemaatin siyasal etkisi artacağı için o siyasal etkisinin yönetimi söz konusu olacaktı. Bu konuda bir kriz yaşandı. Yani cemaatin siyasal etkisi ortaya çıktı. Eskiden daha küçüktü, negligible'dı. Şimdi siyasal bir etkisi var medya üzerinden, insan sayısı üzerinden, insanlara tesiri üzerinden filan. Tabii ki bu siyasal etkisinin ortaya çıkardığı şeyler illa siyaset partiye dönüşmek zorunda değil. Başka şekilde de yönetilebilir. Daha demin merkeziyetçi metotlar filan da var. Öyle mi olmasını istiyor, böyle mi olmasını istiyor, Gülen bu konuda ne düşünüyor ayrı bir konu. Yani biraz o konuda biraz kafamda bir şeyler var ama cemaat içerisinde cemaatin ciddi bir siyasal aktör olarak kalmasını isteyen dünya kadar insan var. Yönetici var, öyle diyeyim. Neden? Bunun hani bir sürü şeyle görebilirsiniz, ne derler ona, bir sürü doneden bunu gözlemleyebilirsiniz. Yani insanlar hala da Türkiye yönetimine dair eleştirilerinin tarzına baksanız sanki biz olsak daha iyi yönetiriz gibi bir şekilde yaklaşıyorlar olaya. Bu bile bir şeydir yani. Onun haricinde işte Türkiye'den ayrılan çeşitli kadroların normal şekilde yani yurt dışına sisteme dahil edilmemesi bile hani bir gün Türkiye'ye geri dönecekleri beklentisini akla getiriyor. Dolayısıyla insanların böyle bir game planı var gibi bir algı ortaya çıkarıyor. Bu tabii yani A şahsının, B şahsının fikri stratejisi olabilir. Fethullah Gülen'in başka bir yol izlemeye çalıştığını düşünüyorum. Bu da geniş geniş dile getiriyorum ama şu an hani böyle teorik olarak böyle bir sorunun cevabı olarak onu size boca etmek istemiyorum işin doğrusu. Ama cemaatin böyle hani nasıl siyasallaşacağına dair bir metin hatırlamıyorum. Zaten öyle bir amacı olduğunu zannetmiyorum. Daha farklı bir yol izleyecek cemaat, hani Türkiye'yi tahliye edecek veya cemaat dediğimiz şey en azından Türkiye'yi tahliye edecek büyük ölçüde yurt dışına yeni bir organizasyon şekliyle hayatına devam edecek gibi bir düşüncem var. Eğer Gülen'in tahayyülleri hayata geçerse tabii.